Demek bütün hazırlıklar tamam. Evet padişahım. Düğünün tantanalı olması için hazinenin bütün kapılarını açtım. Aferin. Kızımla güzel bir çift olacaksınız. Padişah, padişah! Ne var, nedir bu telaş? Sultan, sultan hastalandı. Ne, hastalandı mı? Tanrım! Kızım, yavrum, ne oldu? Eğer beni bu hain, çirkin mendebur adama verirseniz, hançeri kalbime saplarım. Delilik etme! Emrime karşı geliyorsun. Sonra seni o kurtardı. Hayır, tam tersine! Çorbama zehir atıp uyutan buydu. Beni kurtaran Keloğlan. İşte, bu şişenin içindeki ilaç da günlerdir uyutmuş beni. Şimdi anladınız mı? Keloğlan şişeyi düşürmüş, bahçede buldum. Bütün bunlar doğru mu vezir? Tanrının keskin kılıcına geleyim ki yalan. Keloğlan'ın uydurması. Hayır, doğru! Gözünüze girmek için önce beni uyuttu, sonra güya kurtardı. Sultan hazretleri hayal görüyorlar. Hem padişahım öyle bir kele kız verilir mi? Ben o keli seviyorum Uzun. İşte! Bir karar vermem lazım. En iyisi... Evet, en iyisi imtihan. İmtihan mı? Nasıl? Memlekette ne kadar aklına, fikrine, ilmine güvenen varsa bu imtihana girecek. Soracağım üç soruya kim doğru cevap verirse... Evet? Seni ona vereceğim. Bu iş anca böyle biter. Yarışmacıların içinde Keloğlan da olacak mı? Elbette! Zekasına, kellesine güvenen herkes! Bilemeyenin tabii kafası uçar. Malum! Aklına, fikrine, ilmine güvenen bütün beyzade, ağa ve kişizadeler... ...Padişahımızın buyruğu şudur ki... Soracağı üç soruya doğru cevap veren Aykız Sultan'ı alacaktır. Bilemeyenin kellesi sallanacaktır. Duyduk duymadık demeyin, büyük lokma yemeyin! Kudretli padişahımız ve Aykız Sultan! Adayları oku! Şalvaroğlu Kasım Bey! Ana! Bu değirmen de benim buğdayımı kara kargalara yem yapan imansız vallahi! Davaroğlu Osman Bey! Baba oğlu Rüstem Bey! Bu ne bicirik ya? Hepsi oğlu! Demek hepsi de yetim bunların, ben gibi! Vay ya! Padişahımızın değerli veziri! Ooo, baş rakibimiz de çıktı! Hepsi bu kadar! Evet, 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 evet! Bir de anadan babadan garip, yeleğe hırkası söküp Keloğlan var ya, yani ki... ben! Burada yazılmamış. Peki, sen de gel. Kelleni kurtaramayacaksın. Ben sıramı sardım, sen düşün kavuklu! Öyle ikide bir de elini hançerine götürüp gösteriş yapma! Akıl gösterme sırası şimdi! Ye! Bardakları getirin! Şimdi ilk sorumu soruyorum. Bu bardaklardan biri zehirli. Acaba hangisi? Sen söyle! Bu! En baştaki! Hayır! Götürün!
Sen gel! Söyle, hangisinde zehir var? Ortadakinde efendim. Bunu da yok edin! Yapmayın, acıyım bana! Acıyın siz! Sen söyle! Ben mi? Müsaade eder misiniz devletli padişahım? Tabii ki bunda. Bilemedim vezirim. Nasıl? Yani... Götürün! Ben vezir misim? Yani... Ben... Aa, kalktır! Kusura bakma! Aman anne, aman anne, aman anne! Sen devam et! Tabii ki, efendimiz şunda! Sen de kelleni verdin, götürün bunu da! Yalvarırım padişahım, kıymayın bana, yalvarırım! Hadi bakalım, sen de! Yürü, kereste müdürü, yürü! Yani sonunda biz kaldık baş başa, değil mi? Evet! Söyle bakalım, şu son bardak mı? Hayır! Peki, hiçbirinde olmazsa hangisinde? Aferin! Akıllıymışsın! Amanın, 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 amanın! Şimdi ikinci sorunu sor! Zaten ortada başka adam da kalmadı galiba! Pek tenalaştı burası can! İyi düşün, bir defa da cevap ver! Beni iki parmağınla baş aşağı edebilir misin? Canım, ondan kolay ne var? Eğer bilemezsen, bu zehiri içeceksin! Bir dakika, aynanı verir misin sultanım? Ha, buyurun! İşte! Öyle tersiz oldunuz ki padişahım! Vallahi tas tavan tepedaklaksınız! Tanrı insanı tersi mers etmesin! Bunu da büyüdün keloğlan! Üçüncü soruya gelince... Babacığım, üçüncü soruyu da ben sorabilir miyim? Peki, sor kızım! Beni rüyamda biri öpmüştü. Bu kimdi? Bendim sultanım. Bildi babacığım, oydum. Kazandın keloğlan. Hem kızımı alacaksın, hem de... vezirim olacaksın. Ha? Aman, beni vezir yapmayın. Siz kendi vezirinizi affedin. Benim böyle dalaveralı işlere hiç aklım ermez. Zaten çoktan pişman olmuştur o. Peki! Getirin veziri! Benim değil!
Damadımın elini öp. Hop 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 hop. Bayrama gel, şimdi bozukluğum yok. Bundan sonra iyilik, güzellik, doğruluk düşün. Bu yeter. Sağ olun, var olun. Sen de sağ ol, sen de var ol. Seni de affettim soytarı. Padişah ol çok yaşa, padişah ol çok yaşa, padişah ol çok yaşa, padişah ol çok yaşa. Padişahım, artık siz de bu saraydan biraz çıkıp soğanın, sarımsağın, tarhananın tadına varın. Halkın içine karışıp haksever olmaya çalışın. Haklısın. Yahu iyi ki kızımı senin gibi halktan birine verdim. Zaten ben de bu sarayda oturamam. Ay kızımla birlikte evime, tarlama döneceğim. Ah, anacığım da bir özlemiştir ki beni. Hey! Kel oğlum! Keles oğlum! Bir sesin çayın! Abo! Anam da geldi! Dur, dur! Seni utanmaz, arlanmaz oğlan seni! İnsan anasını bırakıp da böyle padişahlarla bilmem kimlerle yaralanma, gelir mi hiç? De bana! Ana 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 canım ana, dinle bir yol yahu! Bugüne bugün padişahın damadıyım! Bak, bu da gelinin! He? He, bu oğlan böyle işte! Çarşıya tuz almaya gönderirsin, gider saraydan kız alır! Tamam! Fena mı? Padişah damadı oldu! Ya! Sen ki padişah olacaksın koskoca! Bula bula bu keltaraş oğlanı mı buldun damat diye? Memlekette ondan akıllısı çıkmadı, ne yapayım? Ne oldu bunlar, ha? Demedim mi akıllı diye? Kızı alır almaz gitti! sevda keyif oldu mu ondan açık gözü bulunmaz, ha? Bu da bizim soytarı işte! Ben bir garip keloğlanım, eşeğimin yok falanı. Varım yoğun doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Koca karı anam var, birkaç tavuk bir delinek. Her gün konarken kafama evsiz kalmış birkaç sinek. Olmam kimseye kul kele, halkın kulağı diliyim. Namertlere avuç açmam, sivri akıllı biriyim. Keloğlanım budur özüm, haram malda yoktur gözüm. Garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm.